Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan Hatice Atıcı. Yine bir videoda sizlerle birlikteyim. Birinci sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle dördüncü ünite, matematikte dördüncü ünitenin paralarımız bölümünün videosunu çekeceğim. Evet, dördüncü ünitede çocuklar üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm paralarımız. İkinci bölüm doğal sayılarda toplama işlemi, üçüncü bölüm doğal sayılarda çıkarma işlemi. Birinci bölümde, paralarımız bölümünde birlikteyiz sizinle. Evet, kitaplarımızı açalım. Teşekkür ediyorum ve paralarımızı tanımaya başlayalım. Evet, çocuklar, alışverişe gittiğiniz zaman herhangi bir şeyin değerini ödemeden alabiliyor musunuz? Hayır der gibi seslerinizi duyuyorum. Evet çocuklar, nereye gidersek gidelim, ne almak istersek alalım, mutlaka alacağımız eşyaların, yiyeceklerin, oyuncakların birer değeri vardır. Biz alacağımız eşyaların değerlerini ölçmek için parayı kullanıyoruz çocuklar. Bir malın üzerindeki etiket, o ürünün, o malın değerini gösterir çocuklar. Pazara alışverişe gittiğinizde sebze ve meyvelerin kilogram fiyatları etiketlerde yazılır ve sizler alacağınız üründen 1 kilogram alırsanız etiketteki para kadar verirsiniz. Daha fazla alırsanız daha fazla para ödemek durumunda kalırsınız. Öyleyse kısaca değer ölçü birimi paradır diyoruz. Bir şeyin değerini ölçmek için parayı kullanıyoruz. Şimdi ekranda görüyorsunuz çocuklar. Havuç var, 3 TL yazıyor. Muzlar var, 5 TL yazıyor. Başka bir yiyecek de 1 TL yazıyor ve bir aile çocuğuyla birlikte alışveriş yapıyor. Ama çocuklarımızın her istediğini alabilmemiz mümkün olmayabilir. Çünkü ailemizin bütçesi her istediğimiz şeyi almaya uygun olmayabilir. Alacağımız şeylerin değerlerini mutlaka ödemek zorundayız çocuklar. Ödemeden asla hiçbir ürünü alamayız. Resimde gördüğünüz etiketler neyi anlatıyor diye soruyor. Az evvel söylemiştim. Resimde gördüğümüz etiketler buradaki ürünlerin kilogram fiyatlarını anlatır çocuklar. Bazı ürünler taneyle alınır. Örneğin büyük eşyalar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte oyuncaklar, giysiler, bunları birer tane birer tane alabiliriz. Ancak sebze ve meyveleri birer kilogramdan fazla alabiliriz. Örneğin 1 kilogram muz alırız ama 3 kilogram portakal alırız, yarım kilogram havuç alabiliriz. Öyleyse aldığımız ürünlerin değerlerini mutlaka ödememiz gerekir. Demek ki değer ölçme birimimiz neymiş? Para. Bu tip etiketleri başka nerede görebilirsiniz diyor. AVM'lere gittiğinizde, kıyafet satan dükkanlarda, marketlerde, pazar yerlerinde, oyuncakçılarda, beyaz eşya satan yerlerde, mobilya satan yerlerde, daha doğrusu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ürün satan her yerde biz bu etiketleri görebiliriz. Aşağıda görsellerde verilen paraları inceleyelim diyor. Çocuklar, görsellerde hem kağıt paralarımız hem de demirden paralarımız, yani madeni paralarımız var. Bu paralarımızdan hangilerini yaptığımız alışverişlerde kullanabileceğimizi soracağız şimdi sizlere. Çocuklar, her ülkenin kullandığı bir para birimi vardır. Ve dünya üzerinde çeşitli para birimleri vardır. Biz Türkiye olarak Türk lirası para birimini kullanıyoruz. Türk lirası, Türk lirası şeklinde yazılır. Büyük harf T ve büyük harf L ile de kısaltılabilir. Bizim paralarımızın bir kısmı madeni paralardır, bir kısmı ise kağıt paralardan oluşur çocuklar.
Biz sizinle bugün kağıt paralarımızdan 5 lira, 10 lira, 20 lira ve 50 lirayı tanıyacağız. Madeni paralarımızdan ise 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruşu birlikte tanıyacağız. Peki öğretmenim, neden birazına kuruş, birazına lira diyorsunuz diye aklınıza bir soru gelmiştir, değil mi çocuklar? Evet çocuklar, bizim Türk lirası olarak en küçük paramız 1 liradır. Ama bazı alışverişlerimiz 1 liradan daha ucuzdur. 1 liradan daha ucuz olan ürünleri satın alabilmemiz için 1 liradan daha az değerleri olan paralarımızın da olması lazım. Evet, madeni paralarımızın 1 liradan daha az değerde olanları kuruştur çocuklar. Kuruş kısaca küçük harf K ve küçük harf R ile yazılır ve sağ tarafına da bir nokta konulur çocuklar. Öyleyse 1 liradan daha küçük değerde olan ürünleri satın alabilmemiz için de lira kuruş olan paralarımızı kullanıyoruz. Evet, biz bu paralarla neler alabiliriz? 5 liramızla ekmek alabiliriz, oyuncak alabiliriz, 10 lirayla defter alabiliriz, kalem alabiliriz, silgi alabiliriz, 20 lirayla belki bir tişört alabiliriz üzerimize, bir gömlek alabiliriz, 50 lirayla belki bir pantolon veya bir oyuncak alabilirsiniz, 1 lirayla belki bir kalem alabilirsiniz veya silgi alabilirsiniz ve böylece aldığımız ürünlerin değerlerinin de birbirlerinden farklı olduğunu görürüz çocuklar. Bir kalem ile bir defter aynı fiyatta değildir. Bir sakız ile bir çikolata da değer olarak aynı değildir. Aldığımız ürünlerin değerleri birbirlerinden farklıdır çocuklar. Evet, bunlar bizim kağıt paralarımız diyor arkadaşınız. Çocuklar, bütün kağıt paraların ön yüzlerinde bizi düşman işgalinden kurtarıp bizlere cumhuriyete armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri vardır. Çünkü biz ona ülkemizi, canımızı borçluyuz, değil mi çocuklar? Öyleyse burada ön yüzünde bütün paralarımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Arka yüzünde ise ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmuş, ülkemiz adına çeşitli çalışmalar yapmış ve ülkemizi yurt dışında tanıtmış olan Türk büyüklerimizin resimleri var çocuklar. Burada resmi olan kişiler her biri bir bilim adamı, bir bilim insanı ve tarihte ülkemizin adını tanıtmış olan kişiler. Öyleyse kağıt paralarımızın ön yüzünde Atatürk'ün resmi var, arka yüzünde ise ülkemizde ünlü olan, ülkemizi tanıtan bir ünlü kişinin resmi var. Evet, bugün 4 tane kağıt paramız var. Onları tanıyacağız demiştim. En küçük kağıt paramız çocuklar 5 TL. 5 liradan daha küçük bir kağıt para yoktur şu anda Türkiye'de. En büyük kağıt paramız 200 TL. Ancak onu bu sene değil, önümüzdeki sene öğreneceksiniz. Şu anda gördüğünüz paraların içerisinde en büyük olan da 50 TL çocuklar. Devam ediyoruz. Unutmayalım çocuklar, paralarımızın ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde ise ülkemizin tanıtılmasına hizmet etmiş olan, ülkemize hizmet etmiş olan Türk büyüklerimizin resmi var. Aynı şekilde madeni paralarımızda çocuklar ülkemizde kullanılan paralardandır. Madeni paralarımızın büyük bir bölümü kuruştan oluşur. Neden kuruştan oluşur çocuklar? Çünkü en büyük madeni paramız 1 liradır. 1 liradan, 1 liranın bu arada söyleyeyim, kağıt 1 lirada yok çocuklar. En büyük madeni paramız 1 lira.
1 lirayı şöyle size bir göstereyim. 1 lira. 1 liradan daha küçük olan değerler ise kuruş olarak ifade edilir. En küçük kuruşumuz 1 kuruştur. Bunu çok fazla göremezsiniz çocuklar gündemde. Neden? Çünkü bir kuruşun hiçbir değeri olmadığı için alışverişlerimizde biz bir kuruşu kullanmayız ve alışverişlerimizin üzerinden artan bir kuruşları da istemiyoruz zaten. 5 kuruş, 5 tane bir kuruş yan yana gelerek 5 kuruşu oluşturur. Yani 5 kuruşun içerisinde 5 tane bir kuruş vardır çocuklar. 10 kuruşun içerisinde ise 10 tane bir kuruş vardır. 25 kuruşun içinde 25 tane bir kuruş vardır. 50 kuruşun içinde ise 50 tane bir kuruş vardır. 1 lira da bu sebepten dolayı 100 kuruş olarak da söylenebilir çocuklar. Pekala, madeni paralarımızda ne gibi özellikler var? Madeni paralarımızda da çocuklar ön yüzünde dikkat ederseniz Atatürk'ün portresi yani resmi ve arka yüzlerinde ise o paranın değerini gösteren sayı vardır. Mesela bir kuruşun ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde bir TR yazar yani bir kuruş. 5 kuruşun ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde ise değeri olan 5 kuruşu ifade eden 5 sayısını görürsünüz. Aynı şekilde 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 100 kuruş yani 1 lirada da ön yüzde Atatürk'ün resimleri, arka yüzünde değeri olan parayı ifade eden sayıyı görürüz çocuklar. Evet, çok önemli bir noktamız var. İğnelenmiş, kitabımızın üzerine iğnelenmiş olan bu sarı yerdeki yazılar bizim çok iyi öğrenmemiz gereken bilgileri içeren yazılardır çocuklar. Kitaplarımızda bu bölümü mutlaka her açtığınızda çok dikkatli olarak okumalısınız. Evet, ne demiştim çocuklar? Dünya üzerinde birçok devlet var ve bu birçok devletlerin kullandıkları paralar birbirlerinden farklı. Örneğin, bazen karşınıza dolar ifadesiyle bir para gelir, bazen euro ifadesiyle bir para gelir, bazen riyal diye bir para vardır, onlar gelir. Yani bu ülkelerin kullandıkları para birimleri birbirlerinden farklıdır. Biz Türk milleti olarak Türk lirasını kullanıyoruz demiştim. Türk lirası çocuklar kısaca büyük harf T ve büyük harf L ile sembole edilir. Yani kısaltarak yazmak istersek büyük harf T ve büyük harf L'yi kullanırız. Liradan daha küçük olan kuruşu yazmak için ise küçük harf K, R ve sağ tarafında bir noktayı kullanırız. Çocuklar, her ülkenin parasının bir sembolü vardır. Bizim Türk paramızın sembolü de bu işarettir çocuklar. Evet, bu işaret her zaman paralarımızın sol tarafına yazılır çocuklar. Yani önce bu işareti yaparız, karşısına paramızı yazarız. Böylece bu simgeyi gördüğümüz her yerdeki paralar Türk parası anlamına gelir. Her ülkenin de kendine ait özel bir simgesi vardır çocuklar. Sizin harçlığınız hangi paralardan oluşuyor diye soruyor arkadaşınız. Kuruşlardan mı oluşuyor harçlığınız? Liralardan mı çocuklar? Evet öğretmenim, liralardan oluşuyor dediğinizi duyuyorum. Çünkü şu anda ülkemizde liradan daha aşağıdaki alışverişler mümkün değil. Ancak bazı durumlarda aldığımız alışverişler 1 liradan fazla olabilir. Mesela 2 lira olmaz da 1 lira 50 kuruş olur. O zaman biz 2 lira veririz, 50 kuruş para üstü alırız. Ya da 1 lira ile 50 kuruşu satıcıya uzatarak istediğimiz şeyi alabiliriz çocuklar. Evet, demek ki para birimimiz Türk lirası, simgemiz de bu. Evet,
Aşağıda verilen tükenmez kalem 15 Türk lirasıdır. 15 Türk lirasını farklı şekillerde ödeyelim diyor. Bir 10 lira, bir de 5 lira vererek 15 Türk lirasıyla aldığımız tükenmez kalemi ödeyebiliriz. Ya da bir 10 lira, 5 tane de 1 lira veririz. Çocuklar 1 lira, 1 lira daha 2 lira, 1 lira daha 3 lira, 1 lira daha 4 lira, 1 lira daha 5 lira eder. 10 lira, 5 lira daha 15 lira şeklinde ödenebilir. Veya 3 tane 5 lira, 5, 10, 15 lira şeklinde de ödeme yapabiliriz. Siz bu kalemliğin ücretini farklı şekillerde ödeyebilir misiniz? Evet, ödersiniz değil mi? Mesela bir tane 10 lira artı 2 tane 1 lira yani 2 lira ile ödeyebiliriz. Toplamda 12 lira eder. Veya bir tane 5 lira, bir tane daha 5 lira olursa 10 liram olur. 2 tane de 1 liram olursa yine 12 liram olur ve böylece ben bu kalemliğin fiyatını ödeyebilirim. Ya da bir tane 5 lira artı 7 tane de 7 tane de madeni para yani demir para dediğimiz 1 liralıklardan da 7 tane ödeyebilirim. Bunu isterseniz şöyle üzerine 1 yazarak görmeniz açısından 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane de bunun içinde vardı 1 lira ve toplamda çocuklar 12 lira ödemiş oluruz. Böylece kalemimizin fiyatını farklı biçimlerde, kalem kutumuzun fiyatını farklı biçimlerde de ödeyebiliriz çocuklar. Evet, devam ediyoruz. 50 kuruş ile alabileceğiniz nesnelerden, aşağıdaki nesnelerden hangisini satın alabilirsiniz söyleyiniz diyor. Şimdi bakıyoruz. Bu neydi çocuklar? Bizim Türk lirasının sembolüydü. Öyleyse bu 10 Türk lirası demektir. Yani bu işareti gördüğümüz zaman Türk lirası olarak göreceğiz. Bu 2 liraymış, bu 20 liraymış, bu 50 liraymış. Ama buna bakarsanız önünde bu sembol yok gördüğünüz gibi kuruş. Öyleyse 50 kuruşla ancak bir sakız alabiliriz değil mi çocuklar? Çünkü kuruşların çok fazla değeri yok çocuklar. Sadece aldığımız alışverişlerde paramızın üzerini tamamlamak amacıyla kullanılır. Pardon çocuklar, arka tarafta bir sayfamız eksik kaldı zannedersem. Evet, yok. Devam ediyoruz. Şimdi sıra sizde. 50 kuruşla silgimizi aldık. Aşağıdaki çocuklardan en az parası olan çocuk kimdir? En fazla parası olan çocuk kimdir? Coşkun'un parası, Ergün'ün parasından kaç lira fazladır diye 3 tane sorumuz var. Şimdi bu çocukların paralarını önce hesaplayıp üzerlerine yazmamız lazım. Coşkun'un bir 10 lirası, bir de 5 lirası var. Öyleyse 10 lira, 5 lira daha 15 lira parası var çocuklar Coşkun'un. Yani şöyle de Türk lirasının sembolünü yapabiliriz bunun başına. İrem'in bir 10 lirası, bir de 1 lirası var. Öyleyse İrem'in parası da 11 liradır çocuklar. Ergün'ün ise 1 lira, 1 lira daha 2 lira, 3 lira, 4 lirası var. Öyleyse Ergün'ün parasını da sembolümüzü kullanarak 4 Türk lirası diye yazıyorum. Bu durumda en az parası olan çocuk kimdir diye soruyordu Ergün. En fazla parası olan kimdir diye soruyordu. O da Coşkun. Şimdi bizden neyi istiyor çocuklar? Coşkun'la Ergün'ün paralarının farkını istiyor. Coşkun'un ne kadar parası vardı? 15 lirası. Türk lirası. Bu şekilde yazıyoruz çocuklar. Ergün'ün de 4 Türk lirası vardı. Büyük harflerle yazıyoruz. Önüne, sağ tarafına nokta koymuyoruz. 15'ten 4'ü çıkartıyoruz. 4 parmağımızı açarak geriye doğru sayalım. 15'i aklımıza koyalım. 15, 14, 13, 12, 11.
Öyleyse Coşkun'un parası Ergün'ün parasından 11 Türk lirası daha fazlaymış çocuklar. Evet, demek ki kağıt paraların değeri madeni paraların değerinden daha fazla. 5 liranın içinde 5 tane 1 lira, 10 liranın içinde ise 10 tane 1 liramız var. En küçük liramız 1 lira, unutmayalım. En küçük kuruşumuz da 1 kuruş. Devam ediyoruz birlikte yapmaya çocuklar. Evet, aşağıdaki nesnelerden 17 Türk lirası ile alabileceklerinizi işaretleyiniz diyor. Arkadaşınız bir çanta ve bir silgi almış ve işaretlemiş. Şimdi bir top alsam 10 lira, bir tane yapıştırıcı alsam 12 lira, bir kalem alabilirim 13 lira, bir silgi alabilirim 14 lira. Bunları alabilirim değil mi? Saat asla alamam. Topla şemsiye alamam. Çantayla şemsiye veya top alamam. Çünkü onların toplamları 17'den fazla yapar. Ancak şemsiye, yapıştırıcı, kalem ve silgi alabilirim. Top, yapıştırıcı, kalem ve silgi alabilirim çocuklar. Onun dışında başka türlü alışveriş yapamam. Şimdi aşağıdaki para miktarlarını boşluklara yazınız diyor. Nura'nın parasına bakalım çocuklar. 1 kuruştu bu. 10 kuruş ve 5 kuruş. 10 kuruş, 5 kuruş daha 15 kuruş, 1 kuruş daha 16 kuruş. Koray'ın parasına bakalım. Koray'ın bir 5 lirası, bir de 1 lirası var. Öyleyse 5, 1 lira daha 6 Türk lirası var. Dikkat ederseniz birimleri birbirinden farklı çocuklar. Koray'ın parası bayağı fazlaymış. Evet, Mine'nin parasına bakıyoruz. 10 kuruş, 3 tane de 1 kuruşu var. 10 kuruş, 11, 12, 13 kuruşu var Mine'nin. Çünkü bu paralar kuruşla ifade edilen paralar çocuklar. Kuruşu küçük harf KR ve sağ tarafına noktayla koyuyorduk. Evet, Ahmet'in parasına bakıyoruz. Ahmet'in de bir 10 lirası, bir de 1 lirası var. Öyleyse 10 lira, 1 lira daha, 11 Türk lirası da Ahmet'in parası çocuklar. Evet, demek ki paralarımızın birimleri birbirinden farklıymış. Öyleyse çocuklar, kuruş olan paralar her zaman azdır. Lira olan paralar ise her zaman fazladır. Mesela Mine'nin parası Nura'nın parasından az. Ahmet'in parası Koray'ın parasından fazla. Koray'ın ve Ahmet'in paraları Nuran ve Mine'nin paralarından fazladır çocuklar. Bunların kıyaslamasını, muhakemesini birlikte yapıyoruz zaten. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını tahmin ederek eşleştiriniz diyor. Sütün fiyatı 3 Türk lirası demiş ve kendisi eşleştirmiş gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 tane 1 lira 3 Türk lirasını oluşturur. Botun fiyatları 100 liraymış. Botu da 2 tane 50 lira 100 liraya eşittir. Simitin fiyatı ise 1 lira demiş ve simitle de 1 lirayı eşleştirmiş zaten. Biz de üstünden gidelim. Şimdi çocuklar, aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Verilen paralar ile altındaki eşyaları satın alabilir misiniz? Paralarınız yeterli ise maviye, yeterli değilse kırmızı renk ile altlarındaki kutucuğu boyayınız diyor. Şimdi paralarımıza bakıyoruz. Burada 2 TL'miz var. Önce kalemimi maviye alayım. 2 TL ile oyuncak bir kaplumbağa alınabilir çocuklar. Onun için bu kutuya mavi tik koydum. Burada bir futbol topu var, oyuncak futbol topu. 5 TL ile bir oyuncak futbol topu alınabilir. Şimdi kırmızıya almak zorundayım. 20 lirayla kocaman bir gemi satın alamam. Çünkü bunun değeri çok çok fazladır. 20 liranın değeri bu geminin yanında oldukça az kalır çocuklar. Yani 20 liraya oyuncak bir gemi olsa verirler ama bu oyuncak bir gemi değil çocuklar.
Hemen bu kaplumbağa ve topu diğer sayfanızda da göreceksiniz çocuklar. Burada aşağıdaki oyuncaklardan gemi ve ayıyı satın almak için kaç Türk lirası ödemelisiniz diye bir sorumuz var. Bu sorunun cevabını arkadaşınız vermiş zaten. Bakalım. Evet, ayımızın fiyatı 10 lira. Ayının karşısına 10 yazıyorum. Pardon, kurşun kalemimi alayım çocuklar. 10 Türk lirası. Ayının fiyatı bu. Öbürü neydi çocuklar, almamız gereken diğer araç? Oyuncak gemi. Oyuncak geminin fiyatı da 5 Türk lirası. Burada görüyorsunuz. Oyuncak ayımız da burada. Öyleyse 5 Türk lirasını da buraya yazıyoruz ve toplamlarını alıyoruz. 10 lirayı, 10 sayısı 5 sayısından daha büyük olduğu için onu aklımızda tutup 5'i üzerine sayıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15. Yani 10, 5 daha, 15. Basamakların alt alta gelmesi bizim için çok önemli toplama işleminde çocuklar. Evet, siz de iki oyuncak seçiniz. Kaç Türk lirası ödeyeceğinizi hesaplayınız diyor. Hemen buradan sizinle birlikte iki tane oyuncak seçelim. Bakın, bir önceki sayfadaki kaplumbağa oyuncağımız 2 lira. Top oyuncağımız 5 lira. Öyleyse 5 liraya bir top alabiliriz. Şuraya top yazıyorum. Karşısına 5 Türk lirası yazıyorum. Evet, başka bir oyuncak alalım kaplumbağanın dışında. Oo, ben robotu çok sevdim. Evet, bir de robot alalım. 15 liraya da robot. Robot alırsam Türk lirası topladığımızda 15 sayısı büyük olduğu için aklımda tutuyorum. Üzerine 5 parmağımı açıp sayıyorum. 16, 17, 18, 19, 20. Öyleyse bir topla robot alan bir arkadaşınız 20 Türk lirası ödemek zorunda çocuklar. Pekala. Aşağıdaki paralarda resimlere bakınız. Hangi çocuğun daha çok para biriktirdiğini söyleyiniz. Evet, 3 tane Okan, Zerrin ve Eren kumbaralarına para atmışlar. Bakalım hangisinin parası daha fazla çocuklar? Evet, 5 lira, 1 lira, 1 lira daha, 5, 6, 7 lira. Okan'ın 7 Türk lirası var çocuklar. Zerrin'in 1, 2, 3, 4 Türk lirası var. Evet, Eren'e bakalım. Bir 10 lirası var, bir 5 lirası var, bir de 1 lirası var. Öyleyse önce 10 ile 5'i toplayalım. 10, 5 daha 15, 1 daha 16. 16 Türk lirası da Eren'in parası var. Peki bizden neyi istiyordu çocuklar? Hangisinin daha çok para biriktirdiğini soruyordu. Öyleyse Eren daha çok para biriktirmiş. Ona bir yıldız koyalım. Tasarruf yapmak her zaman için çok güzeldir çocuklar. Ailelerimizin verdiği paranın tamamını harcamak yerine bir kısmını kumbaralarımızda biriktirerek ailemizden istediğimiz ihtiyaçlarımızı ya da isteklerimizi alırken kumbarada biriktirdiğimiz parayla ailemize destek olabiliriz, öyle değil mi? O zaman aldığımız eşyalarımız, oyuncaklarımız da çok daha kıymetli olur. Çünkü bizler para biriktirdiğimiz zaman satın aldığımız ürünler çok daha kıymetli oluyorlar. Peki paralarımızı tekrar bir özetleyecek olursam, kağıt paralarımız ve madeni paralarımız var. Bizim para birimimiz Türk lirası. Madeni paralarımızın en büyük olanı 1 lira, en küçük madeni paramız 1 kuruş. Kağıt paralarımızdan en küçük kağıt paramız 5 lira, en büyük kağıt paramız ise 200 lira. Ama biz bugün sizinle 50 liraya kadar olan paraları öğrendik. Bir de paramızın sembolü olan bu işareti öğrendik. Biliyorsunuz her ülkenin
bir para birimi var ve para birimini gösteren işaretleri var. İşte Türk lirasının işareti de bu sembol çocuklar. Ayrıca paralarımızın ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzlerinde ise kuruşlarda paranın miktarını, kağıt paralarda ülkemize hizmet etmiş Türk büyüklerinin olduğunu öğrendik bugün. Hoşça kalın, sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.